birlikte, birlikte zaferlerle koşalım hep birlikte. Efes'te kupalar kazanalım, gel beraber olalım, tribünleri donduralım. Efes'te hep birlikte, hep birlikte koşalım. Yürekten taraftarız, heyecanlıyız. Zaferler bizim olsun, sahalar Efes'te koşsun. Hep birlikte. İyi akşamlar, iyi akşamlar sevgili Anadolu Efesliler, sevgili fan clublılar. Bu özel yayına hepiniz hoş geldiniz. Kaptanımız Doğuş Balbay ile birlikteyiz. Az sonra kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın çok önemli desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve fan clublıları kaptanımızla buluşturduğumuz bu dijital buluşma umarız sizler için keyifli olacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Az sonra sizler de bir bir sorularınızı yönelteceksiniz kaptana. Ben Anadolu Efes'in sesi Mustafa Özben. Bu yayın boyunca moderasyonu gerçekleştirmeye çalışacağım. Ve yaklaşık bir saat boyunca kaptanımızı ağırlayacağız. Bir anlamda o da bizi evinde ağırlayacak. Öyle değil mi kaptan? İyi akşamlar sevgili Doğuş Balbay. Kaptanım sesi açalım lütfen. Tamamdır. Evet, buyurun kaptan, duyuyorum seni. Hoş geldiniz. Sizlerle bu akşam birlikte olabilmek çok güzel. Uzaktan da olsa kalplerimiz bir salonda her zaman beraber olduk ama bugün de benim evimin salonundayız, sizin evinizin salonundayız. Gayet keyifli bir akşam olacak inşallah. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Kaptan, gerçekten özel bir buluşma bu. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bir süredir bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Senden sonra devamı da gelecek. Ama tabii ki takımımızın kaptanı olman nedeniyle bu gece bizim için çok özel. Az önce girişte de söylediğim gibi değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın çok önemli desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Fan clublılar, Anadolu Efesliler biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz sorularınızı yöneltmeyi ama kaptanın da çok önemli birkaç mesajı olacaktır başlarken diye düşünüyorum. Kahve Dünyası biliyorsunuz değerli partnerimiz çok özel bir kampanyaya da imza atıyor ve Covid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşadığımız bu dönemde bu günlerin kahramanı sağlık çalışanlarımız için, sağlık sektöründe mücadele eden, ter döken, bizlerin yaşama, hayata sımsıkı bağlanabilmesi için sağlık çalışanlarımıza çok önemli bir desteği oluyor ve kahramanlarımıza kutusu adıyla çeşitli ürünlerin bulunduğu bir kutu çıkardı. Kaptan sen de çok iyi biliyorsun. Ve Kahve Dünyası şöyle bir destekte bulunuyor. Eğer kahramanlarımıza kutusundan bir tane alırsanız bir tanesini de ben Kahve Dünyası olarak sağlık çalışanlarına gönderiyorum diyor. Sen neler söylersin bu önemli destekle ilgili kaptan? Öncelikle Kahve Dünyası'na teşekkür ediyoruz. Bizi burada hepimizi bir araya getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca senin de söylediğin gibi Mustafa abi, sağlık çalışanlarımız gerçekten canla başla mücadele ediyorlar bir virüse ve en ön sahadalar şu anda. Gecelerini gündüzlerine katıp belki ailelerini görmüyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Biz de mümkün olduğunca ellerimizde kalarak onlara destek olmak istiyoruz ama Kahve Dünyası'nda bu yaptığı jest gerçekten çok hoş. Tabii ki bu kampanyaya ben de katılmak isterim. Kahramanlarımıza kutularından şu an toplantıda olan tüm taraftarlarımız adına birer tane ben de alarak destek olmak istiyorum. Umarım sağlık çalışanlarımızı bir nebze bu kutularla mutlu ederiz Kahve Dünyası sayesinde. Çok teşekkür ederiz kaptan. Senin de bu desteğin çok önemli. Senin bu verdiğin desteği 2 ile çarpacağız. Çünkü Kahve Dünyası'nda, değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nda kahramanlarımıza kutusundan ulaştıracak. Evet, şimdi yavaş yavaş artık soru cevap bölümüne geçebiliriz. Değerli fan clublıları, Anadolu Efesleri görüyorum, büyük bir heyecanla bekliyorlar. Kaptan müsaadenle ilk soruya geçmeden önce bir iki ufak hatırlatmam olacak. Daha önceden bu dijital buluşmalara katılan fan clublılar zaten çok iyi biliyorlar ama hatırlatmakta fayda var. Şu an bildiğiniz gibi tüm fan clubların, tüm takip eden, katılımcı olan siz değerli Anadolu Efeslilerin mikrofonları kapalı. Tek bir soru hakkınız olacak kaptana yöneltmek için. Ve ben size sözü verdiğimde mikrofonunuz açılacak. Kaptan cevap verdiği süre boyunca mikrofonunuz açık olacak. Belki sonunda bir şey eklemek isteyebilirsiniz. Bir ufak soru ekleme hakkınız olabilir.
Prensipte bir tur yapacağız. Dolayısıyla tek bir soru yönetmenizi sizlerden rica ediyorum. Ayrıca bu kampanyada yer alarak ve bu dijital buluşmada da kaptanımızla, Doğuş Balbay'la buluşarak Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bu yayın kurallarına uymuş olduğunuzu ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bu yayını sosyal medya hesaplarından tamamını veya bir kısmını yayınlaması konusunda da ilgili taahhüdü vermiş olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Evet, diyoruz ve bu dijital buluşmaların gediklisi artık kaptan. Sen de onları tanıyorsundur mutlaka tribünlerden. Ben onlara Blood Brothers diyorum. Fazlı Bulut, abi Fazlı Bulut'la başlayacağız. Fazlı, mikrofonun açıldı. İyi akşamlar, hoş geldin bu önemli buluşmaya. İyi akşamlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Kaptanımız da iyi. Aktif sporunu da yapıyor. Oğul Austin'le beraber görüyorum, izliyorum. Kaptanı en yakın olduğum an medya buluşmasıydı. Özdilek AVM'de gerçekleştirdik. O gün kaptanla biz ufak bir sözleştik. Euroleague kupasını inşallah alacağız dediğinde inşallah alıp buraya getireceğiz demişti. İnşallah o kupa bu sene bizde olacak. Benim sorum şu kaptana, aktif basketbol hayatı bittikten sonra okumuş olduğu bölümle ilgili, Orta Doğu siyasetiyle ilgili galiba bölüm bitirmişti diye biliyorum. O alan üzerine mi yönelecek, yoksa basketbol içerisinde kalıp gerek koçluk gerek idari yönetimde olmayı planlıyor mu? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Fazlı. Kaptan buyur. Söz sende. Teşekkürler Fazlı. Vallahi Euroleague kupası hakkında bir anda böyle aklımda canlandı o soru, hatırlıyorum özellikle. İnşallah onu gerçekleştiririz ilk etapta. Onun dışında evet, bölümle ilgili aslında şöyle ilginç bir anım var, onu söyleyebilirim. Üniversiteden mezun olmadan 2011'de, işte 2011 Mayıs ayında mezun oldum. Bana Nisan ayında bölümümle ilgili iş teklifi geldi. Özellikle zaten Orta Doğu'da biliyorsunuz daha çok petrol üzerine döndüğü için Austin, Texas'ta, yani okulun olduğu bir yerde, şirkette beni iş görüşmesine çağırdılar. Ama ben aslında bunun iş görüşmesi olduğunu bilmiyordum. Çok ilginç bir şekilde ben zannettim ki taraftarlarımızdan bir tanesi sizler gibi beni bir yemeğe çıkaracak, yemekte buluşacağız. Artık ben de mezun oluyorum, okulla ilgili konuşacağız ama kendisinin ofisine gittiğimde bana basketbolla ilgili hiçbir şey duymak istemediğini söyledi ve orada açık açık bana iş teklif etti. İşte ofiste işte çalışacak ve 4 senedir beni çok yakından takip etmiş üniversite yıllarında. Oradaki işte liderliğim olsun ya da aldığım sorumlulukları göz önünde bulundurarak ofiste de ona benzer bir iş teklif etti bana. Diplomamla çok bağlantılıydı. Fakat ben basketbolu tercih ettim ve bugünlere geldik işte sizin karşınıza. Şimdi sonrasında böyle bir şey yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum ama daha çok şu anda basketbol içinde kalıp özellikle genç arkadaşlarımıza tecrübelerimi aktarmak istiyorum ilk etapta. Ama bu belki işin yöneticilik kısmı olur, belki antrenörlük kısmı, belki çok daha farklı bir platform olabilir ama ilk etapta hedefim basketbol içinde kalmak. Umarım bunca zaman yaşadığım hem kötü günleri hem iyi günleri bir nebze genç arkadaşlar aşılarım, onların gelişmesine katkıda bulunurum diye düşünüyorum. Şu anda ilk hedefim o ama tabii ki olmazsa B alternatifim olarak belki diplomama yönelebilirim. Fazlı, yanıt oldu mu? Evet, umarım biz de beraber basketbol camiasında devam ederiz. İnşallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Kaptan, bu anıyı aslında ben de çok net hatırlıyorum. Hatırlayacaksın. Bir Ankara milli maç dönüşünde uçakta sohbetimizde sen bunu paylaşmıştın benimle ve belki de kariyerinin dönüm noktası olan çok önemli bir gelişmeydi. Belki de bambaşka bir yola gidecekti kariyerin. Ama iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin, iyi ki basketbola devam ve iyi ki takımımızın kaptanısın. Çok teşekkürler sevgili Fazlı ve salonların gediklisi, büyük bir Anadolu Efes tutkunu diyeceğim onun için. Sevgili Caner var sırada. Caner Beyhan, duyabiliyor musun bizi? Duyuyorum. Nasılsınız? Evet, biz de iyiyiz Caner'cim. Çok teşekkür ederiz. Buyur, seni dinliyoruz. Sorunu bekliyoruz. Sorum, şöyle bir soru soracağım. Şampiyon olabilecek miyiz? Niye bir soru soracağım? Peki. Caner'cim, sakallar yakışmış bu arada, gerçekten. Her zaman harikasın. Öyleyiz, öyleyiz. Ne yapalım? Süper, süper, maşallah. Şimdi tabii ki hedeflerimizden bir tanesi de hem Türkiye Ligi'nde hem
Euroleague'de bu kupayı alıp hep beraber sizlerle beraber kutlamak. Geçen sene yaptığımız gibi Türkiye Ligi'nde. Evet. Şimdi tabii ki ilk etapta umarım bu sağlık problemlerinden bu hem ülke olarak hem dünya olarak her ne kadar bu virüs yaygınlaştıysa da bir an önce ilk önce herkesin sağlığına kavuşması bizim tek temennimiz. Evet. Kesinlikle. Evet. İnşallah ortalık biraz daha sakinleşir, insanlar sağlığına kavuşur, biz normal hayatlarımıza döneriz ve antrenmanlara başlarız. Evet. Bu sezon devam ederse eğer çok da güzel giden bir sezon var. Siz de takip ediyorsunuz. İnşallah onu kupayla sonuçlandırıp inşallah sizlerle birlikte kutlarız diye hedefimiz o yönde. İnşallah. Teşekkür ediyorum Murat. Sağ ol. Biz sana çok teşekkür ederiz Caner. Kaptan çok teşekkür ediyoruz ve sorularla devam ediyoruz. Uğur Çakmak var sırada. Uğur Çakmak'ın sorusunu alacağız. Uğur da bir türlü yerinde duramadı. Evin içerisinde bir oraya gitti, evet. Bu bir oraya gitti. Hazırlığını yaparken en sonunda yerini buldu. Şimdi de sorusunu yöneltecek kaptana. Buyur Uğur. Herkese öncelikle iyi akşamlar. Bu güzel buluşma için çok teşekkür ederim. Yine herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kaptanım için özellikle sorum şu olacak. Özellikle Euroleague maçlarında daha çok Anadolu Efes'in maçlarını izlerken kaptan Doğuş Balbay ilk 5'te hiçbir zaman olmuyor. Yani daha sonradan atmosferini her zaman görüyoruz kaptanımızın. Her zaman maça çıktığı hırsı da görüyoruz. Neden hocamızın tercihi midir Ergin Hoca'nın veyahut da kaptanımızın kendi seçeceği midir? Yani sonradan oyuna dahil olup oyunu ısındırması, atmosferi yaratması. Onu açıkçası biraz da merak ediyorum kaplanım için. Teşekkürler. Güzel soru. Teşekkür ediyorum. Tişörtler de bu arada aynı tişörtü gibi bir şey. Evet. Harika. Onun için de bir direk tutacağım kaplanım bu akşam. Harika. İnşallah. Harika. İnşallah. Evet. Şimdi güzel bir soru. Tabii ki şimdi biz her maça, Euroleague maçı olsun, Türkiye Ligi maçı olsun, her maçta ayrı bir şekilde rakibimizi analiz ediyoruz. Yani işte hücum silahları ne, nereden skor üretiyorlar, nerede sayı buluyorlar ya da müdafaada neler yapıyorlar. Ve ona göre birçok maçta farklı beşlerle oynayabiliyoruz. Yeri geliyor, mesela Türkiye Ligi'nde de 3-4 tane yabancımız kural gereği dışarıda olmuş oluyor. Evet, sözünü kestim. Daha çok Türkiye maçlarında zaten ilk 5'te başladığınızı görüyor musunuz? Euroleague maçlarında daha çok ilk periyotun böyle sonlarında doğru oyuna girdiğinizi görüyor açıkçası. Evet. O zaman da siz girdiğinizde ayrı bir atmosfer geliyor zaten. Takımın tamamen atmosferini değiştirdiğini görüyorum sizler açısından. Şimdi biraz tabii ki o artık taktiksel yanı. Tabii ki biz oyuncular olarak öyle bir tercihimiz söz konusu değil. Biz koçlarımız isterse bizi 40 dakika oynatır, isterse hiç oynatmaz. Ama evet, özellikle ben zaten 9. 10. yılım bu kulüpte ve birçok koçla çalıştım. Koçlarımızın benden de ne istediğini çok iyi biliyorum. O yüzden beni 39. dakika soksa da ben aynı enerjiyi vermeye çalışacağım. Evet, ilk 5 başlatsa da benim için o çok fark etmiyor ama genelde bunun nedeni, sorunun asıl yanıtına gelecek olsak, taktiğimiz neyse o maç için o şekilde başlıyoruz. Yani yeri geliyor ben CSKA maçında da ilk 5 başlayabiliyorum. Ama yeri geliyor atıyorum İTÜ Basket maçında da kenardan gelebiliyorum. Yani tamamen o maçın taktiği. Biz genelde maçlardan bir gün öncesi ya da maç sabahı bunu belirlemiş oluyoruz zaten. Koçlarımız bu taktiği veriyor. Karşı takımı analiz edip ona göre 5 çıkartıyoruz yani. Teşekkür ederim kaptanım Cihaz'a. Çok sağ olun, var olun. Eklemek istediğin bir şey var mı kısaca sevgili Uğur? Teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda Anadolu Efes'in atmosferine kavuşur, hep beraber bir araya geliriz diye. Tek temennim bu. İnşallah güzel günlerde hep birlikte olacağız yine hayat İnşallah. Normalleştiği zaman. Evet sevgili evet. Uğur'dan sonra kaptan nasıl gidiyor? Yavaş yavaş tempoya da girdik. Gayet güzel, enerjimiz yerinde. Osman Ayhan Sıral'la devam edeceğiz. Sevgili Osman Ayhan, sizdeyiz şimdi de. Dinliyoruz sizi, buyurun lütfen sorunuzu alalım. Evet, sesim geliyor sanırım. Sevgili Mustafa, öncelikle seni de evimde konuk ettiğim için memnunum. 104. blokta sürekli sırtından görüyorduk seni. Burada yüz yüze görmek de bir keyif verdi. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili Doğuş kaptanımıza sorum şöyle olacak. 31 yaşındaki kaptanımız 18 yaşındaki Doğuş Balbay'a hem hayatı adına hem de basketbol hayatı adına neleri tavsiye eder? Neleri keşke yapsaydım ya da yapmasaydım der diye merak ediyorum. Bu bağlamda
hemen birbiriyle bağlantılı olduğu için ilave etmek istediğim bir şey var. A takımı yaşı gelen gençlere kendisi gibi olmazsa olmaz ne yapın ne edin, Amerika'da tahsil ve basketbol hayatınızı başlatın tavsiyesinde mi bulunur yoksa başka bir düşüncesi mi vardır? Şimdilik teşekkür ediyorum. Sağ olun sorunuz için. Bu sorduğunuz soru gerçekten çok ince ve güzel bir soru. Ben daha önceden de bir hafta önce de aynı soruyu aldım. Sizler gibi bir arkadaşımız sordu bana. Şimdi aslında 18 yaşa geri dönüp baktığımda inanın basketbol açısından ya da bireysel olarak çok değiştirmek istediğim ya da keşke dediğim pek bir şey yok açıkçası. Belki biraz daha dil konusunda yani yabancı dil konusunda kendimi geliştirebilmiş olsaydım birkaç derece daha avantajı olabilirdi bana hayatımda. Hayatımı kolaylaştırabilirdi ama belki de o kadar da yabancı dilimin o yaşlarda iyi olmaması bana farklı yönler de kazandırdı bireysel olarak. Daha öğrenmeye açık, daha araştırmacı oldum, daha belki girişken oldum. Yani çok fazla keşkelerim yok açıkçası. Onun dışında genç arkadaşlarımıza tavsiye eder miyim eğitimle basketbol hayatını yürütmesi için Amerika'ya gitmesini? Tabii ki tavsiye ederim. Böyle bir olanak varsa bana sağlanılan olanak ya da benim elde etmiş olduğum başarılardan dolayı benim kazandığım burs gibi böyle bir fırsat varsa tabii ki kesinlikle tavsiye ederim. Ama gerçekten çok çok kolay bir yol değil. Yani baktığınız zaman çok hoş gözüküyor tabii uzaktan. İşte NCAA'da oynamak, üniversite okumak. Ama 18 yaşında bir gencin buradan ailesinden, arkadaşlarından, normal rutininden kalkıp bir anda yepyeni bir ülkeye, hiç bilmediği bir çevreye, kültüre giriş yapması çok çok kolay değil açıkçası. Üstüne üstlük orada oynanan basketbol, eğitim düzeyinin farklılığı, yabancı dil konusu her ne kadar dil bilseniz bile adapte olmak çok çok kolay olmuyor. O yüzden kesinlikle hem ailelerin hem genç arkadaşların böyle karar vermeden önce bir oturup artısını eksisini tartmasını tavsiye ederim. Çok güzel bir yol gözüküyor. Belki yolun sonu harika olabilir ama bazı birçok arkadaşlarımızı tanıyoruz ki bu yola baş koyup hüsranla geri dönenler oluyor ya da işte basketboldan kopanlar, eğitimden kopanlar. Yani böyle bir şey olmasını tabii ki istemem kimse açısından ama çok iyi tartıp o şekilde ailelerle karar vermelerini tavsiye ederim. Ama tabii ki böyle bir fırsatları varsa, eğer ciddi bir okuldan burs aldılarsa bu şekilde de gidip denemelerini isterim açıkçası. Teşekkür ederim. Evet, inşallah daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Kaptan Doğuş Balbay'ı kampanyaya katılan Anadolu Efeslilerle, fan club'larla buluşturduğumuz bu önemli toplantı devam ediyor. Ve şimdi İlknur Topkaya, değerli fan club'lardan bir tanesi. İlknur Topkaya adı var ama şimdi kim var ekranda? Tanıtsın kendini bize. Merhaba, benim adım İlker. Yani kendisi ve takım arkadaşları olarak nasıl bir duygu içinde oluyorlar? Çok ciddi bir başarıydı geçen seneki başarı ama salonumuz bomboştu ilk maçımızda. Şimdi tabii ki siz de az önce bahsettiniz. Belki hem Ramazan'ın olması, belki maç saatinin iftara denk gelmesi böyle maalesef fikstürden kaynaklanan talihsizlikler olabiliyor. O yüzden aslında salonun boşluğunu birçok nedene bağlayabiliriz o gün. Ama fakat size de çok teşekkür ediyorum. Kalkıp gelmişsiniz Final Four'dan sonra bizi desteklemek için lig maçına. Fakat bazı maçlarda işte hafta için olmasından dolayı, geç saatte olmasından dolayı bazen de bir küçük taraftar grubumuz da maç seçiyorlar. O yüzden bazı maçlarda böyle talihsizlikler yaşıyoruz ama biz oyuncular olarak genelinde boş tribünlere oynamayı sevmiyoruz açıkçası. Yani biz sizleri orada gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Sizlerden enerji alıyoruz. O yüzden kesinlikle yani hiçbir maçımızı o şekilde oynamak istemeyiz ama bazı faktörlerden dolayı o günde olduğu gibi o tür maçlarımız olabiliyor ama bu sene çok az gördük onu. Bu sene çok çok daha doluydu tribünlerimiz. İnşallah artacak, daha da artacak. Daha coşkuyla maçlarımızı izleyeceğiz. Hep beraber olacağız daha güzel günlerde. Teşekkür ederim. Evet, inşallah daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz sevgili Osman Ayhan Sıral. Değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Kaptan Doğuş Balbay'ı kampanyaya katılan Anadolu Efeslilerle, fan club'larla buluştuğumuz
buluşturduğumuz bu önemli toplantı devam ediyor. Ve şimdi İlknur Topkaya, değerli fan club'lardan bir tanesi. İlknur Topkaya adı var ama şimdi kim var ekranda? Tanıtsın kendini bize. Merhaba, benim adım İlker. Doğuş Bal'da sorum, kaptan evet. Olmak ne hissettiriyor? Evet, İlker'in sorusu Doğuş Balbay. Kaptan olmak ne hissettiriyor? Hele hele Anadolu Efes'in kaptanı olmak. İlker'cim selamlar. Öncelikle böyle bir kulüpte oynayıp sizler gibi işte senin gibi basketbol sevdalısı arkadaşlarımızla konuşmak beni çok mutlu ediyor. Şu anda seni burada görmekten çok mutluyum ben. Seninle böyle karşılıklı konuşuyoruz. Tabii ki şimdi Anadolu Efes'in köküne indiğimiz zaman, yani kültürüne baktığımız zaman onlarca kupası olan bir kulüp ve Avrupa'da, Türkiye'de tarihi başarıları imza atmış bir kulüp. Bugüne kadar bu kulübümüzün kaptanlıklarını yapmış çok çok değerli isimler var. Ben de genç yaşında, yanılmıyorsam 25 yaşında kaptanlığa layık görüldüm. Benim için bir rüyaydı. Yani benden önceki kaptanlarımıza baktığımda bu görevin bana verilmesi inanılmaz beni mutlu etti ve gururlandırdı. Her gün bu kaptanlığın içini doldurabilmek için her gün ekstra hem saha içinde hem saha dışında nasıl daha iyi olabilirim diye kendimi zorladım. Hem bireysel gelişime hem basketbol gelişime çok önem verdim ve tabii ki senin gibi genç arkadaşlarımıza nasıl örnek olabilirim, nasıl daha iyi bir birey olabilirim diye gayret ettim. Çok güzel bir duygu kaptan olmak işte. Görüyorsunuz, sen de takip ediyorsun yakından. En yetenekli basketbolcular hem dünyadan, yani Amerika'dan olsun, dünyanın her yerinden, Fransa'dan, Almanya'dan bizim takımımıza gelip oynuyorlar. Türkiye'nin en yetenekli oyuncuları yine bizim takımımızda. Ben de onların bir kaptan olarak sahaya çıkıyorum. Çok büyük bir mutluluk ama hepsi benim işimi çok kolaylaştırıyor. Çünkü hepsi çok iyi bir karakter ve sahada da çok iyi bir profesyoneller. O yüzden benim için çok büyük mutluluk ve gurur. İlker, yanıt oldu mu? Oldu. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz bizle birlikte olduğun için. Biz de sana teşekkür ediyoruz katıldığın için. Kaptan devam ediyoruz. Uğur Altun'a bağlanacağız şimdi. O da sabırsızlıkla bekliyor. Kafasında acaba onu mu sorsam yoksa yok bir dakika galiba o ilk düşündüğüm soruyu soracağım. Ben öyle bir duygu hali var. Öyle yansıyor sanki ekrana. Haklı mıyım Uğur? Kesinlikle haklısınız. Birkaç soru dönüyor kafanda fark ettim. Buyur evet, lütfen. Birkaç tane var ama ben en çok merak ettiğimi sorayım. Yani öncelikle herkese iyi akşamlar ve sağlıklı günler diliyorum. Yani böyle bir organizasyonda kaptanla birlikte olmaktan ötürü ayrıca mutluyum. Çünkü senelerdir izlemekten en çok keyif aldığım basketbolcuların başında kaptan geliyor. Hatta arkadaşlarım arada bana takılırlar. Doğuş bile kendi oyunu senin kadar beğenmiyordur diye. Yani oyunun her alanında, her anında her şeyi yapan bir oyuncu. Ki deplasmandaki Tofaş maçında yaşadığımız o bir dakikalık sekansta da bunu gösterdi. Ama maç sonu istatistiklere baktığım zaman, bireysel istatistiklere, birçok istatistikte başı çekmemesine rağmen oyunda olduğu süre ve bench'te oturduğu süreler dikkate alındığında takımdaki artı eksi verimlilikte aslında Doğuş'un yaptığı birçok şey göz önüne çıkıyor. Ve beni asıl heyecanlandıran, asıl keyif veren oyunu bu kadar domine etmeye çalışmadan oyunu etkiliyor olması aslında bir yandan en göz önünde olmadan en çok belki de birçok kimsenin yapmadığı işleri yapıyor olması. Sorum da şu, beni izlerken bu kadar keyiflendiren ve heyecanlandıran kaptan kimleri izlerken benzer duyguları hissediyor? Ama şöyle bir ricam var, lütfen şu andaki takımdan birini söyleyip kolaycılığa kaçmasın. Çünkü zaten onlar da benzer duyguları yaşatıyor bize. Uğur, çok teşekkür ediyorum. Hem güzel sözler için hem de bir basketbol takipçisi olarak iyi analizler için. Gerçekten belki birçok basketbol severin yakalaması zor analizleri yakalamışsın sen. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Şimdi ben tabii ki basketbolu profesyonel olarak oynuyorum ama benim için bu çok büyük bir zevk ve kazanma üstüne kurulu bir oyun. Yani ben o sahaya çıkıyorsam eğer
Ben o maçı ya da karşımda rakip kim olursa olsun kazanmak için oynuyorum. Yani o sahaya girdiğinde ben bütün profesyonelliğim ya da işte basketbolla ilgili her şey aklımdan çıkıyor. Sadece o sahada kim varsa rakibim, ben onlara üstünlük sağlamak için elimden geleni yapıyorum. O yüzden senin de söylediğin gibi maçlardan çıktıktan sonra ne doğru düzgün istatistik kağıdına bakarım, ne kaç dakika oynamış ona bakarım. Yani onlara hiç dikkat etmem. Senin söylediğin gibi verimlilik puanlarına bile çok fazla baktığım yoktur. Çünkü bazen sadece foul yapmaya girerim ve foul yaptığınızda biliyorsun verimlilik puanın da her şey düşüyor ama benim için çok benim çok umurumda olan bir şey değil. Biz o maçı kazandıysak benim için hiçbir şey fark etmiyor. Ama ben de tabii ki birçok oyuncuyu izleyerek büyüdüm. Yani bunların başında da Manu Ginobili geliyor. Yani Manu Ginobili'nin bence NBA'de Spurs'ta oynarken canlı izleme fırsatı da buldum. Onun kazanma hırsı, işte kendini yerden yere atması, mücadelesi, saha içinde kendini kaybetmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Onun dışında işte şimdi de yakından belki takip ediyorsunuzdur. Deniz Radman inanılmaz bir oyuncuydu. Yani belki sadece reboundlarıyla maça etki ediyordu. Yani işte sıçrama konusunda mesela Vince Carter benim çok çocukken çok ilgimi çekerdi ve onun yaptığı hareketleri yapmaya çalışırdım. Yani aslında beni heyecanlandıran birçok oyuncu vardı ama özellikle şu andaki karakterime uygun en yakın ben Ginobili olarak görebilirim kendimi. Tabii ki farklı oyuncularız ama onun o sahadaki mücadeleci hırsı, işte kaşının gözünün açılması, yerden yere atlaması beni yani benim üzerimde etkisi vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde salonda da görüşmek üzere, tanışmak ümidiyle. Tabii ki, sağ olun. Teşekkür ederim sorunuz için. Çok teşekkürler sevgili Uğur. Gerçekten derin bir soruydu, öyle değil mi kaptan? Yok, gayet gerçekten buradaki her arkadaşımız da basketbolu çok çok yakından takip ediyor ve detaylarına kadar biliyorlar ki Uğur arkadaşımızın sorusu zaten büyük ihtimal 20-30 yıl basketbol içinde olsan belki yakalayabileceğin pointlerden yani. O yüzden teşekkür ediyorum çok ince ayrıntısına kadar takip ettiği için. Ben teşekkür ederim. Evet, büyük bir hızla, keyifle devam ediyoruz. Değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu fan club buluşmasına Kaptan Doğuş Balbay sorularınızı tüm içtenliğiyle ve son derece ayrıntılı bir şekilde yanıtlamaya devam ediyor. Yunus Emre Kırca'nın şimdi sorusunu alacağız. İyi akşamlar sevgili Yunus Emre. İyi akşamlar. Kaptan merhaba. Öncelikle iç sahada kaybettiğimiz bir CSKA maçı vardı ve senin orta sahadan attığın inanılmaz bir basket vardı. Bunu neye bağlıyorsun? Kendine güvenerek mi attın yoksa salladın girdin mi? Çok merak ediyorum. Şimdi kesinlikle zaten kenar oyunu, dip oyunu yapıyorlardı ve topu çaldım. Topu çaldığımda sürenin çok az olduğunu biliyorum. 1-2 saniye olduğunu biliyordum. Oradaki tek şansım ya topu yere bırakacağım, bench'e gidip oturacağız. Ya da o topu çember atacağım ve sokmaya çalışacağım. Şimdi o topu da fırlatayım diye fırlatmıyorsunuz. Yani zaten tek bir atış şansınız var. Bir tane atış ve onu da basket atmanız gerekiyor. Zaten süreye de bakıyorsunuz. 2 saniye kalmış. Şimdi psikolojik ve mental olarak zaten kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Yani o topu yere bıraksanız da atıp kaçırsanız da aynı şey. O yüzden oradaki hissiyat çok çok farklı. Topu çalmışsın, o an çok kendini iyi hissediyorsun. Zaten topu çalmışsın, tribünler bir anda ayaklanmış. 1-2 saniye kalmış süre ve o topu gerçekten sokmak için atıyorsun o an. Ve benim de tabii ki şans faktörü var. Yani o kadar uzaktan, o kadar isabetli atmak 10 atıştan belki 1 ya da 2'sine denk gelebilir ama yine de o gün güzel bir gündü benim için ve basket oldu. Bazen tabii ki işte biz takım arkadaşlarımızla da orta sahadan, orta sahanın gerisinden böyle antrenman sonlarında eğlencesine atışlar yapıyoruz. Bunların da etkisi vardır ama kesinlikle şans faktöründe olduğumda söylemeliyim. Ama o atışlar hiçbir zaman yani hadi ben buradan da sallayayım gitsin diye yapılan atışlar değil. Gerçekten o an o hissiyatla o basketi de atacağım ya da herkes o heyecanla topu çalmayla heyecanlanmış, ayağa kalkmış. Benim de o basketi atmam gibi hissiyat geliyor yani içinize. Gerçekten çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ederim kaptan. Kendine dikkat et. Evde kal, sağlıklı kal. Teşekkürler. Siz de öyle. Çok teşekkürler sevgili Yunus Emre. Osman Öztürk, hazır mısın sorunu sormaya? Kaptan sorunu bekliyor büyük bir merakla. Açıldı mikrofonun, duyuyoruz seni. Merhaba. Merhabalar. Kaptan.
Oo, hangi maçtan sonra bu? Şöyle biraz daha şöyle yaklaştırıp güzel tut şöyle kamerayı. Heh. Tamam. Harika. Görelim. Haberdin maçından sonra. Süper. Görelim misin kaptan? Teşekkür ediyorum canım benim. İnşallah sen daha iyi yerlerde olursun. Daha çok önünde güzel zamanlar var ama kesinlikle eğer kendine güzel hedefler koyarsan, çalışırsan daha iyi yerlerde olabilirsin. Buna inan. Kaptan, bana tavsiyelerin neler? Tabii ki sana tavsiyelerim neler? Öncelikle yaşın kaç? 12. 12, harika. Şimdi tabii ki eğitimimize çok önem vereceğiz. Yani eğitim her zaman çok çok önemli. Ve şu anda basketbol oynuyorsun herhalde, değil mi? Evet. Harika. Sporun içinde kal kesinlikle. Yani hem salonda arkadaşlarınla oyna basketbol, hem dışarıda mümkünse yakında bir pota varsa git orada kendi kendine çalış. Sana söyleyeceğim tavsiyeler, bir kere kesinlikle hiçbir zaman basketbolun içinden kopma. Yani karşına belki bazı engeller çıkabilir, koçun seni oynatmayabilir, takım arkadaşlarına hoşnut olmayabilirsin, birçok nedenler olabilir. Ama bunlardan hiçbir zaman kendini demoralize edip kendini küstürme. Her zaman sen kendi oyununu geliştirmeye çalış, basketbol oynamaktan zevk al, arkadaşlarınla iyi geçin ve aynı zamanda eğitimine çok önem ver. Bunlar çok çok önemli. Bu şekilde devam edersen, sabırla basketbolunu geliştirirsen her gün kendinle yarışacaksın. O basketbol sahası içerisine girdiğinde kendinle yarışacaksın. Hiçbir arkadaşlarına bakmana gerek yok. Senin en büyük rakibin sensin. Oraya çıktığında her gün daha iyi ne yapabilirim, driplingi nasıl iyi yapabilirim, şutu daha iyi nasıl yapabilirim. Bunlara konsantre olursan her geçen gün daha iyi gittiğini göreceksin. Ama biraz da sabır lazım tabii ki. Hemen bugün çalışıp yarın etkisini göreceksin diye bir şey yok. Sağlığına dikkat et, uykuna dikkat et, beslenmene dikkat et. Eğitimine tabii ki önem var. Gerisi gelir diye düşünüyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar herkese. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar sevgili Osman. İyi ki katıldın, bu buluşmada bizlerle birliktesin. Şimdi de Cemil Akgün'e bağlanacağız sevgili Doğuş Balbay. Cemil'in sorusunu büyük bir merakla bekliyoruz. Evet, seni dinliyoruz sevgili Cemil. Evet, herkese iyi akşamlar. Sorudan önce ben teşekkür etmek istiyorum. Yönetime öncelikle bir uygulamayı başlattığı için. Geç bu ikinci teşekkürüm oluyor. İki sene önce de yanlış hatırlamıyorsam. Taraftar ve yönetim buluşması vardı. Orada bence çok büyük bir adım atılmıştı. Bu adımın devamı olarak yine sporcuların ve taraftarın aynı şekilde aynı şeyin bulunması çok güzel. Hem taraftar için hem sporcular için çok güzel bir etkinlik oluyor bu etkinlikler. 15 gün içerisinde yanılmıyorsam Doğuş'un ikinci şeysi bu. Canlı yayın etkinliği. İlki çok güzeldi. İkincisini de severek izliyorum şimdi. Yakın zamanda katıldım. Soruyu sordular mı bilmiyorum ama ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şuradaydı sorumuz. Unutamadığı galibiyet ve unutamadığı mağlubiyet hangisidir acaba? Tabii ki aslında çok var yani basketbol hayatımda. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani siz de bugün aramızdasınız. Bizim için, oyuncular için böyle etkinlikler, sizlerle bir arada olup canlı konuşma, görüşme fırsatı bizim için çok çok büyük bir mutluluk. Yani ben bunu seve seve yapıyorum. Keşke sezon içerisinde vaktimiz bu kadar rahat olsa daha çok bir araya gelebilsek ama her şeyde bir hayır vardır işte. Belki de evimizde kalıp basketbol maçlarının olmadığı bir dönemde sizlerle birlikte sohbet etme fırsatı buluyoruz. Bu da çok çok güzel bizim için tabii ki. Unutamadığım çok maç var ama kazandığımız maçlardan bir tanesi Fenerbahçe'yi geçen sene Final Four yarı finalde yendiğimiz maç bizim için çok çok önemliydi. Unutamadığım maçlardan biri o var. Kötü olarak da aslında direkt aklıma gelen şu anda kötü olarak ilginç bir maç. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Türkiye Ligi'nde Uşak deplasmanı. Uşak deplasmanında son saniye şöyle anlatayım. Bir sayı gerideyiz. Top bizde, mola aldık. Ben de oyundaydım o sıra. Kimi hatırlamıyorum. Birisine oyun çizdi Koç Ivković. Bu tabii ki 5-6 sene önce oluyor.
Neyse sahaya girdik. O oyunu oynayamadık. Bir anda top elimde kaldı benim. Tabii ki attıracağım kişi farklı oyuncuydu ama top elimde kalınca süreye baktım. 2-3 saniye var. Bir anda önüm de boşaldı. Çembere gittim ve ya bomboş turnike atacağım. Maçı kazanacağız. Ama ne olduysa attım topu. Çemberin içinde döndü. Çıktı ve Uşak maçını kaybettik. Şu anda nereden aklıma geldi bilmiyorum ama kötü anı olarak herhalde o maçı söyleyebilirim. Yani bomboş bir anda herhalde çok boş kaldığım için her zaman da yaptığım bir şey ama gidip o turnike bu sefer içine girmedi. Herhalde kötü anılarından bir tanesi olur diye şu anda ilk aklıma gelen o. Maçı kaybettik yani. Olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun. Öğreniyoruz her şeyde. Her şeyden ufak ufak öğreniyoruz. Kötü anlarımız da olacak tabii ki. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Evet. Var mı eklemek istediğin Cemil? Dediğim gibi yani özellikle hani şu anda iki kişiyi görüyoruz. Sporcu ve Musa ve sizi görüyoruz ama bu buluşmanın arkasında eminim büyük bir şey yatıyor. Ekip yatıyor. Ekibin hepsine tek tek teşekkür ederim. Teşekkür ederim tekrardan. Yani o kadar. Çok sağ ol. Çok teşekkürler sevgili Cemil Akgül. Aslında bu mesajın muhatabı olan pek çok kişi de bu mesajını şu anda canlı duyuyor. Çünkü Anadolu Efes Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri de şu anda bu dijital buluşmayı takipçi olarak bir taraftan izliyorlar. Onlar da takip ediyorlar aslında. Mesajın da direkt muhataplarına gitmiş oldu. Ben de bu arkadaki senin veya sizlerin çoğu zaman göremediği tüm ekip adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel sözleriniz için ben de onların adına bu teşekkürlerimizi iletmiş olayım. Evet, Cemil Akgün sonrasında Bilal Günönü ile devam edeceğiz. Bilal Bey, su istediğiniz ısrarla içtiniz mi suyu? Gelmiyor sesiniz. Bir daha lütfen. Bir ufak teknik sorun yaşıyor olabiliriz. Bir daha lütfen kontrol edin. Ben duymuyorum, kaptan da duymuyor sanırım. Şu anda kapalı mikrofonunuz. Açılacak mikrofonunuz. Mikrofonunuz açıldığında bakalım. Şimdi deneyin lütfen. Belli ki bir ufak teknik sorun var. İsterseniz bir daha bağlanmayı deneyin lütfen. Siz bir daha bağlanın. Biz devam edelim. Hemen size döneriz tekrar bağlandığımızda. Olur mu? Anlaştık mı? Peki. Tamam Bilal Bey. Çok teşekkürler anlayışınız için. Ve sevgili Derya Rumani ile devam edelim. Derya duyabiliyor musun? Rumani değil mi soyadın? Yanlış söylemedim. Doğru söyledim. Peki Derya. Buyur lütfen. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum buradan. Ben de işte geçen sene Eylül ayında galiba bu MDD'ye gelmiştim. Oradan sizleri de yakından görme fırsatını bulmuştum. Öncelikle Anadolu Efes Spor Kulübü'ne buradan teşekkür ediyorum. Hem bu güzel kulübün bir parçası olduğumuz için de çok mutluyum taraftarlar olarak. Benim size sorum şu olacak kaptan. Siz savunmanız yani çok iyi savunuyorsunuz oyuncuları. Hani hep biz gördüğümüzde böyle şok oluyoruz. Nasıl yani çok iyi savunuyorsunuz. En çok böyle savunmayı, en çok basket oynamayı sevdiğiniz oyuncu kim? Hani Euroleague içinde diyeyim. En çok savunmayı sevdiğiniz hani böyle zor dişe diş geçen. Bu sene en çok karşılıklı oynamaktan zevk aldığım CSKA'dan Mike James vardır. Zaten evimizde oynadığımız maçta benim üzerimden de attığı bir basket vardı. Her ne kadar iyi savunmaya çalıştıysam da çok zor bir atış sayıya çevirdi ama o gün onun günüydü. Yanılmıyorsam 29-30 sayı attı bize ve artık gözü kapalı atsa basket olacaktı ama bu tür tabii ki yetenekli oyuncuları ve skorer oyuncuları tutmak çok zevkli oluyor benim için. Çünkü tabii ki maçtan önce de analizini yapıyorum. Yani nerede ne yapıyorlar, onları nasıl durdurabilirim, oyuna girdiğimde nerelerde onları rahatsız edebilirim basketbol kuralları çerçevesi içerisinde. O yüzden zaten CSKA deplasmanına da gittiğimizde bu sefer son saniyede üzerimden kaçırdı, attırmadım yani. O yüzden işte basketbolda bu güzel yanı var yani. Ertesi gün her zaman yeni bir gün. O yüzden eski maçları unutup hep yeni günlere konsantre olmak, yeni maçlara konsantre olmak gerekiyor. Ama bu sene karşılıklı oynamaktan zevk aldığım Mike James diyebilirim. Teşekkür ederim. Size de sağlıklı günler diliyorum herkese buradan. Çok sağ ol sevgili Derya. Bizle birlikte olduğun için. Kaptan çok doğru söyledin. Yani neredeyse gözü kapalı atsa girecekti o gün. Çok iyi oynadı. Hatta maçın sonunda neredeyse kendi potasında oradan şut bile değildi. Salladı. O top bile girdi. Hatırlayacaksın. Karpuzlama diyoruz biz ona. Aynen öyle.
Yani evet, o tür bazı günler olabiliyor. Özellikle skorer oyuncular hissettiklerinde, yani ayağıyla atsa sokabilecek durumda o topu. Maalesef o gün öyle bir gündü ama rövanşını aldık. Evet. Önemli olanı. Rövanşı evde çok iyi bir oyunla aldık. Moskova'da. Çok iyi bir maçla aldık. Peki, Derya'dan sonra şimdi Deniz'le devam edeceğiz. Deniz, duyabiliyor musun beni? Evet, duyabiliyorum. Öncelikle merhabalar. Ben Koray. Ben Akla. Doğuş abi, umarım iyisindir. İyiyiz. Teşekkürler gençler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Öncelikle biz ikimiz de basketbol oynuyoruz. Bu sene bizim takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye kazandı. Ama maalesef iki mağlubiyetle geri evimize döndük. Şimdi şöyle, eminim antrenmanlarda senin her zaman yaptığın, çalıştığın bir drill vardır ve bunun da sana çok faydası vardır. Bu drill'lerden birkaç tanesini bize söyleyebilir misin? Veya hangisi bize daha çok yararlı olur? Tabii ki. Öncelikle basketbolun zaten temel taşlarından bir tanesi dribbling. Yani dribbling yapmak, sert dribbling yapmak ve alçak dribbling yapmak çok çok önemli. O yüzden sizlere tavsiyem özellikle antrenmanlardan önce dribbling çalışmalarınıza çok çok önem verin. Yani sağlak olabilirsiniz, solak olabilirsiniz. Her iki elinizde eşit şekilde kullanabilecek şekilde çalışmalarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Bunda çift top drill de olabilir. Çift topla aynı anda sektirebilirsiniz. Birer birer sektirebilirsiniz ama kendinize bir hedef koyun. Her gün mesela diyelim ki 500 adet topu yere vuracaksınız. Yani 100'erden 5 set yapabilirsin. Onun dışında yön değiştirmeler, bacak arası, önden yön değiştirme, arkadan yön değiştirme, bunların hepsini bir rutin haline getirip en azından antrenmanlarınızdan 15 dakika önce, 20 dakika önce gidip bireysel olarak bunları çalışırsanız dribbling yeteneğiniz, her gün zaten top hakimiyetiniz arttığını fark edeceksiniz. Onun dışında pas çok önemli. Yani sizler kısa oyuncu olarak, belki kısa değiliz, bilmiyorum boylarınız kaç ama siz uzun da olsanız artık herkes bunlara hakim olmak zorunda basketbolda. Hem sağ elinde hem sol elinde çok iyi bir pasör olman gerekiyor. Yani oyuncu pas isteyen kişi nereye pas istiyorsa o yöne atıp, yani sen de antrenmanlardan önce kendine bir hedef koyabilirsin, bir çizgi koyabilirsin. Oraya sağ elle diyelim ki 10 tane pas, sol elle pas, arkadan belinin etrafından pas, bounce pas. Yani bunların hepsini düzenli olarak her gün çalışırsan bir nebze temel basketbolun gelişir. Onun dışında tabii ki defansif anlamda ve şut anlamında da antrenman sonunda kesinlikle ekstra kalıp ekstra statik olarak şut atmanızı tavsiye ederim. Defansif anlamda da zaten yaşınız şu anda genç ama ilerleyen zamanlarda biraz daha hem bacaklarınızı hem üst gövdenizi güçlendirebilirseniz bence zaten iyi yerlere geleceğinize inanıyorum basketbolcu olarak, iyi bir birey olarak. Ama söylediğim gibi temel olarak dribbling ve pas yeteneklerinizi bunların üzerine çalışarak daha iyi getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler Doğuş abi. Bu arada size de çok teşekkür ederiz. Sağ içinde bizi coşturduğunuz için. Sağ ol. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir zevk Anadolu Efes'in anonsörlüğünü yapmak. Bu takımın her bir oyuncusunu anons etmek ve Sinan Erdem'de yakaladığımız o müthiş atmosfere katkıda bulunmakta, eğer bulunabiliyorsam bir nebze, benim için büyük mutluluk. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Bilal Bey, ne durumdayız? Duyabilecek geliyor miyiz şimdi? Mustafa Bey? Yok, duyamıyorum Bilal Bey. Siz beni duyabiliyor musunuz? Kesildi yine. Kapandı yine mikrofon. Neden oldu biliyor musunuz? Düzelecek şimdi, olacak. Açalım mikrofonu. Olacak olacak, hiç merak etmeyin. Geliyor mu? Geliyor. Neden öyle oldu biliyor musunuz? Evet. Ben yanılttım. Ben sizi duyabildiğim halde duyamıyorum dedim. Arkadaşlarım da mikrofon kapalı hala zannetti. Halbuki evet, açık olan mikrofonu yeniden kapadılar. Büyük evet, ihtimalle öyle oldu. Olsun. Küçük bir şaka. Hem size hem bana oldu. Şimdi ama sizi duyuyoruz sağlıklı bir şekilde. Kaptan da duyuyor. Buyurun. Buyurun alalım sonra. Güzel bir sürpriz olmuş diyelim bu akşam için. Evet, aynen ben öyle. İyi akşamlar diliyorum. Ve en kısa zamanda tekrar salon atmosferinde buluşmayı temenni ediyorum.
Kupalarını alacağız zaten, öyle söyleyeyim. En içten dileklerimizle. Kaptan, benim sorum şöyle olacak. Basketbola başlamadan önce nasıl hayallerin vardı? Basketbola başladıktan sonra basketbol bu hayallere ulaşmana yardımcı oldu mu? Bugünkü hayallerin nerede? Teşekkür ediyorum. İlk önce... Üç aşamalı bir soru oldu bu. Evet, basketbol, evet ama kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü hayaller bitmez. Yani hayaller kurmadan bitmez ama kısa kısa hemen geçelim. Basketboldan önce zaten 8-9 yaşlarında çok küçük yaşlarda başladım. Bir kere basketbolla hiç alakam yoktu. Futbolla ilgili hayallerim vardı. İşte o zamanki yabancıları belki hatırlarsınız. İşte JJ Okocha'dır, Amokachi'dir, işte bir sürü işte kırmızı kramponlar. Yani benim hayallerim işte onları giyip yeşil sahada olabilmek. İşte bir şekilde futbolculuk hayalleri kuruyordum ama bir anda kendimi basketbol içerisinde buldum. Basketbola başladıktan sonra da hayallerim tabii ki altyapısından yetiştiğim kulübün A takımına yükselebilmekti. Ve kısa bir süre içerisinde o hayallerime ulaştım. Ondan sonra işte derken bir Amerika hayalim çıktı. Eğitim ve basketbol hayatımı orada yönlendirmek istedim. O hayalimi gerçekleştirdim. Ondan sonra hızlı geçiyorum. İşte şimdi Anadolu Efes'te çok ciddi hayallerim var. Ulaşamadığım bir tek kupa kaldı. İnşallah Euroleague kupası. Onu da almak inşallah nasip olur. Bundan sonraki hayallerimde yani milli takımlar düzeyinde inşallah olimpiyat görmek kısmet olur. Anadolu Efes'te de zaten söylediğim gibi Euroleague kupasını uzanmamız inşallah yakındır diye söylüyorum, hayallerimden bir tanesi. Basketboldan sonra da az önce de arkadaşımızın sorusunu cevap verdim. Basketbol içinde kalıp belki genç arkadaşlarımıza bu tecrübelerimi bir şekilde aktarabilirsem herhalde hayallerimi gerçekleştirmiş olurum diye düşünüyorum. Tabii ki başında söylediğim gibi hayaller bitmez, kur. Her gün farklı hayaller kurarız ama önemli olan bu hedeflere, hayallere ulaşmak. İnşallah hepimiz yani dilediğimiz hayallere bir gün ulaşırız. Sağ ol kaptan. Çok teşekkür ediyorum. Küçük bir sorum daha olacak. Mesela seni gördüğü zaman ya bu adam mı yine geldi beni tutacak diyen bir sürü oyuncu var. Çok güzel. Hilal Bey. Mesela seni gördüğü zaman hemen el kol hareketi yapmaya başlıyor. Senin mesela ya bunu tutmasam dediğin bir oyuncu var mı? Yok. Benim öyle bir gerçekten yani olmadı. Hiç olmadı şu ana kadar. Tabii ki çok ciddi skorerler, işte çok yönlü oyuncular tuttum ama hiçbir zaman hani sahaya çıktığımda da ya keşke bu karşımda olmasaydı dediğim oyuncu bir olmadı ama sizin söylediğiniz gibi bazen ben bazı oyuncuları tutarken yine mi sen işte git başkasını tut işte yani o tür şeyler görüyoruz çok... Görüyoruz yandan zaten kaptan. Ben de müsaadenizle Bilal Bey araya giriyorum ama gerçekten benim de çok merak ettiğim bir soruyu sordunuz aslında. Sorunun ilk bölümü o. Kaptana belki onu dönüp sorabiliriz. Yani yine mi sen beni tutacaksın diyenlerin arasında senin en çok aklında kalan kim veya kimler var mesela? Gerçekten senden şöyle bıkan, yaka silken. Yani isim vermek çok doğru, çok etik olacağını düşünmüyorum şu anda. Çünkü hem oyuncularımızı hem takımı şey yapmayalım ama gerçekten ben girdiğimde yani skorer oyuncuyu tutarken bazen o yorulmasın diye, o top getirirken yorulmasın baskıdan dolayı hemen onlar oyuncu değişikliği yapıp bir başka topu getirebilecek oyuncuyu sokuyorlar ve benim tuttuğum oyuncuyu köşeye yolluyorlar. Yani da biraz daha dinlenmesi için böyle çok teknik şey yapanlar da, değişiklik yapanlar da oluyor ama şu anda isim vermesem çok daha etik olur diye düşünüyorum ama gerçekten sayıları her geçen gün artıyor diyebilirim Mustafa abi. Yani her takımdan bir tane oluyor genelde. Yani yine mi doğuş diyen çok. gerçekten çok karşılaşıyorum. Evet, doğru. Peki Bilal Bey, çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sorularınız ve katılımınız için. Bu dijital buluşmada bizlerle birlikte olduğunuz değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın desteğiyle ve gerçekleştirdiğimiz bu dijital buluşmada kaptanımız Doğuş Balbay soruları tüm içtenliğiyle yanıtlıyor ve şimdi de
Cem Ilgar Aktürk'le devam edeceğiz. Cem, duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Buyurun. Sizi tam göremiyoruz ama şöyle güzel bir şu görsek. Şu an nasıl? Şöyle bir formamla falan daha hatta daha iyi oldu. Evet, şimdi çok daha iyi. Sonlara kaldım ama hani 3-4 tane de soru hazırlamıştım. Birçok arkadaşımız da güzel sorular sordu. Ben de aklımda kalanlardan birini sormak istiyorum. Ben Doğuş'u çok beğeniyorum. Özellikle seni de çok beğeniyorum Mustafa abi. Senin MC'liğin tartışılmaz zaten. Doğuş'un yetenekleri de zaten aşikar. İçeri driplikleri, penetresi olsun, savunma yeteneği olsun ama Doğuş'ta şutları istediğim gibi bulamıyorum maalesef. Hatta bu senenin başında çok güzel bir şut atmıştı Bayern Münih'e. Son saniye şutu böyle üçlüye atmıştı. Tamam dedim, bu sene artık şutlar da geliyor. Doğuş inanılmaz olacak gibisin ama sene içerisinde maalesef ki tekrardan o şutlardaki o kendine olan özgüveninde bir kaygı yaşadım. Benimle aynı fikirde mi? Ben oyun tarzı olarak şeye benzetiyorum. Doğuş'u Russell Westbrook'a benzetiyorum. Şutları da iyi olsaydı ben zaten şu an James Harden'ın yanında Doğuş olabilirdi. Yo, haklısın. Tabii ki güzel şeyleri konuşurken öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Sen de çok çok iyi gözlemlemişsin. Şimdi geçen sene çok iyi artan bir grafik vardı açıkçası şut yüzdemde. Hem Euroleague'de olsun hem Türkiye Ligi'nde olsun daha çok şut kullanıp daha çok sokmaya başladım şutları. Bu sene yine iyi başlayıp bir ritim bozukluğu oldu sonra. Bunu yani birçok nedene bağlayabiliriz. Bazen işte diğer guardlarımızın hem Shane Larkin'in hem Mitch için aldığı sorumluluklar, aldığı dakikalar ve oyuna kattıkları bazen bench'te bu kadar uzun süre oturup bir anda oyuna girince benim için de o ritmi bulmak özellikle bu yaşlarda yani belki genç yaşta olsam daha farklı olabilirdi ama bu yaşlarda bazen o ritmi bulmak biraz zaman alıyor. Tabii ki kullandığım şut sayısı da az olduğu için bir ya da iki şutta kaçtığı zaman gerçekten kötü gözüküyor. Yani belki bir maçta kullandığım şut sayısı 7-8'i bulsa ve iki tanesi, üç tanesi girse belki sizin de gözünüze çok hoş gelecek. Ben de kendimi tatmin etmiş olacağım ama maalesef bazı maçlarda o ritmi bulamıyorum ve bir iki tane kaçırdıktan sonra 2-3 maç bu şekilde gittiğinde bir ritim bozukluğu oluyor. Özgüven düşüyor tabii ki ister istemez. Ama tabii ki bu aşmam gereken bir problem. Bunun üzerine de çok çalışıyorum. Yani antrenman sonrasında da ekstra kalıp bu eksiklerim üzerine tabii ki çalışıyorum. Ama kafada düzeltmem gereken bir şey. Daha çok atıp, daha çok sokmaya odaklanmam lazım. Belki maçta bir ya da iki tane geliyorsa o atışlar benim için çok çok önemli. Yani belki hem benim maçtaki sürelerimi belirleyecek atışlar hem de kendi özgüvenimi toplayacağım atışlar. Kesinlikle çok çok daha iyi olabilirim o yönde. Çalışıyorum. Ama söylediğim gibi bazen istikrarsızlıklar olabiliyor. Ama oyunumun zayıf yönlerinden bir tanesi bu zaten. Bunu da kabulleniyorum ama elimden geleni de ardına koymuyorum bunu daha iyiye getirebilmek için. O konuda hiçbirimiz yok abi. Kesinlikle. Yok yani. Teşekkür ediyorum senin de sorun için. Kesinlikle belki çok çok istikrarlı ve maçta çok daha fazla şut kullanan bir oyuncu olsaydım belki Westbrook'un yanında olabilirdim. Kim bilir. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem Ilgar. Kaptan, artık son iki fan club'lı, iki Anadolu Efesli ile devam edeceğiz. Yaklaşık bir saattir de birlikteyiz. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken ben bazen şüphe ediyorum. Damla acaba fotoğrafını mı koyuyor yoksa kamerası mı açık diye. Öyle yani soluksuz takip ediyor Damla Küçük. Daha önce de katıldı bu dijital buluşmalara. Onun için böyle ufak bir ayrıcalık yapacağım. Kusura bakmasın lütfen Anadolu Efesliler. Dönem dönem onları anons ettiğim de oluyor ama onu anonsla sorusunu yöneltmesini rica edeceğim. Var mısın böyle bir sürprize Damla? İşte Damla Küçük! Belki senin için de ufak bir anı olur Damla. Hadi bakalım alalım sorunu. Çok teşekkürler. Öncelikle beni böyle bir şey kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Doğuş, sen zaten ben çok uzun süredir Efes takip eden biriyim, yaklaşık 7 yıldır. Yani küçüklüğümden beri gerçekten idolümsün. Senin sayende basket oynamaya da başladım. Aynı şekilde daha çok defans ağırlıklı bir basket oynamayı ben de daha çok seviyorum. Benim şöyle bir sorum olacak. Sence bir oyuncuda hangisi daha çok önemli? Hırslı olması mı, becerileri mi yoksa tekniğin iyi olması mı?
Şimdi öncelikle senin hayatına ufak da olsa bir nebze basketbolu katabildiysem ne mutlu bana. Umarım basketbolun sporun içerisinde uzun süre kalırsın. Hem sağlığın açısından hem senin için çok çok önemli spor yapmak. Onun dışında soruna gelecek olursak, şimdi tabii ki her biri, söylediklerin her biri çok çok önemli. Bir profesyonel sporcuda bulunması gereken özellikler. Ama ne kadar teknik, ne kadar yetenekli olursan ol, o hırs olmadığı sürece bence sahada yaptıkların hiçbir şey ifade etmez. Çünkü senden daha çok isteyen, daha çok kazanma hırsı olan, o topu elde etmek için daha çok yerden yere atan kendini bir oyuncu çıkacaktır ve o formayı senden alacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar teknik ve yetenekli olsan. Yani bunun da çok çok örnekleri var spor dünyasında. O yüzden bence hırs olmadan, kazanma isteği olmadan diğer ikisini, diğer ikisine sahip olmak pek bir şey ifade etmiyor. Ama yani komple bir paket halinde iyi bir profesyonel sporcu tarif etmemi istiyorsan her üçünün de az az olması kesinlikle gerekiyor. Ama hırsı aralarından çıkardığında bence pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Damla, yanıt oldu mu soruna? Evet, gerçekten tam beklediğim yanıtı aldım kendisinden. Çok teşekkürler sevgili Damla. Var teşekkürler. Bir de bir şey soracağım. Bu sezon en çok keyif aldığım maç hangisiydi? Bunu çok merak ettim. Bu sezon en çok keyif aldığım maç... kaybetmemize rağmen evdeki CSKA maçı olabilir. Çünkü seyircimizin inanılmaz bir, sizlerin inanılmaz bir desteği vardı o maçta ve gerçi sizleri üzerek eve yolladık fakat o salonun o kadar dolu olması, belki de işte geçen seneki final maçında, Euroleague final maçında CSKA'ya kaybedip onları ilk maçta evimizde ağırlamamız sizleri de çok gaza getirdi diyebilirim. Unutamadığım maçlardan bir tanesi o var. Yani çok çok zevkli bir maçtı. Oynaması çok zevkliydi. Sizlerin önünde olmak çok zevkliydi o maçlar. O yüzden o maçı seçiyorum. Sonuç olarak değil ama sizlerin önünde, sizlerle beraber o heyecanı yaşamak çok farklıydı. Teşekkürler. Biz de sana çok teşekkür ederiz sevgili Damla. Ve son olarak da Zeynep Özdemir'e bağlanacağız. Kaptan ve onun sorusunu alacağız. Zeynep, seni dinliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Benim küçük bir sorum olacak. Benim Final Four hayalim vardı bu yıl açıkçası ve ben 8. sınıfın LGS hediyesi olarak Final Four'a gitmek istiyordum. Birazcık yalan oldu desem de sizin Final Four hakkındaki düşünceleriniz neler? Keşke her şey yolunda gitseydi de sana Final Four hediye edebilseydik tam tarihinde. Fakat az önce de bahsettiğim gibi yani hedefimiz tabii ki ilk etapta playoff'lara kalmaya tabii ki garantiledik ama Final Four'a kalmak. Şimdi tabii ki liglerin devam edip etmeyeceğini ya da hangi formatta devam edeceğini şu an için bilemediğimiz için çok açıkçası bir şey söyleyemiyorum. Fakat kesinlikle yine Final Four organizasyonunda olmak istiyoruz ve bu sene çok çok yakınlaştığımız o kupayı da almak istiyoruz. Hedeflerimiz bu. Ama tabii ki zaman ne gösterecek? Öncelikle sağlık tabii ki problemleri ne zaman aza indirilecek onu görmek gerekiyor. Keşke sana zamanında o hediye verebilseydik ama hiçbir zaman pes etmek yok. Eğer ligler devam ederse yine o hedefimizden şaşmadık. Merak etme. Belki sana yaz tatili hediyesi vermiş oluruz. Olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada Erika ablaya ve Aslı'na selamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler sevgili Zeynep. Kaptan, böylece dijital buluşmamızın artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. FunClub'lar kampanyaya katıldılar ve değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın çok önemli desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada seninle birlikte oldular. Çok güzel sorular geldi. Sen nasıl değerlendirirsin bu buluşmayı? Şöyle bir görüşlerini paylaşır mısın bizle lütfen kapatırken? Tabii ki yine böyle bir platformda tekrar anladım ki her ne kadar birbirimize yakın olmasak da şu ekran vasıtasıyla o kadar bilinçli basketbol taraftarlarına, o kadar bilinçli basketbol severlerine sahibiz ki burada çok keyifli bir sohbet yaptık. Gerçekten her yaştan da destekçimiz, katılımcımız vardı. Her biri birbirinden güzel sorular sorup burada beraber hem tartışmış olduk hem konuşmuş olduk. Çok
Teşekkür ediyorum katılımcı arkadaşlarımıza. Kahve Dünyası platformunda böyle bir araya geldik. Umarım bunun gerçeğini birbirimize dokunarak, sarılarak yapabileceğimiz ortamlar da bir an önce gelir. İple çekiyoruz. Ama olsun. Bugün de çok çok keyifli oldu benim için. Herkese çok teşekkür ediyorum katılan arkadaşlarımıza. Sevgili Anadolu Efesliler, birlikte olduğumuz her platform bizim için, Sinan Erdem bizim için İstanbul. Çünkü benim yerim, bizim yerimiz burası. Kaptanımız Doğuş Balba ile birlikteydik. Değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın çok önemli desteğiyle gerçekleştirdik bu buluşmayı. Hep birlikte bir el sallayarak teşekkür edelim kendisine. 4 numara takım kapteni Doğuş Balba. Kaptan çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz sana. Erika'ya ve Oğuz'a da elbette. Ailene, sevgili Anadolu Efesliler. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın.